Efendim, koronavirüsle birlikte öne çıkan bir ürün daha var ki o da kolonya. Bizim kültürümüzde zaten önemli yeri vardı kolonyanın. Şimdi dünyanın da gündeminde. Sadece hoş kokusuyla kültürel bir üründen öte sağlık için de fonksiyonu olduğu net bir şekilde görüldü bu süreçte. Peki kolonya ne zaman girdi hayatımıza? Nasıl yerleşti? Önemi ne? Şimdi işte bu konuyu tıp tarihçisi Rana Babatçelebi ile konuşacağız. Efendim, hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba Canan Hanım, iyi yayınlar. Çok teşekkürler. Hepimizin yıllardır kullandığı, doğduğumuzda belki de o kokuyla uyanıyoruz. Çünkü gelen misafirlere bir bebek doğduğunda kolonya ikram edilir ilk olarak. Hijyenik olması dolayısıyla ve güzel kokusu dolayısıyla elbette. Ne zaman girdi tarihimize? Bizim mi, dünyanın tarihine mi? Ama dünyanın tarihinden de biraz kısaca söz edebilirseniz seviniriz. Tabii yani bizim tarihimize 2. Abdülhamit zamanında giriyor aslında 1800-1800'lü yıllarda, 19. yüzyılda. Bu ticaret anlaşmalarının imzalanması ve Avrupa'dan ithal etmeye başlıyoruz biz kolonyayı. Ve ilk Ahmet Faruki Feriköy'de bir ıtriyat fabrikası kuruyor. Bu fabrikada kolonya üretmeye başlıyor. O dönem artık biz kendi kolonyalarımızı kullanarak devam ediyoruz. Daha sonra Cumhuriyet'in ilanıyla beraber de Türkiye'nin ilk kolonyasını, yani Osmanlı'dan farklı olarak Türkiye'nin ilk kolonyasını da Eczacıbaşı üretiyor. İzmir'deki eczanesinde ünlü Altın Damla kolonyası da yine bu eczanede hayatımıza giriyor. Dediğiniz gibi hem yani bir bebek doğduğu zaman, bir hasta ziyaretinde, sevdiğimiz insanları ziyaret ettiğimiz zaman çok prestijli, aranan, istenilen bir hediye. Hatta öyle ki gelin sepetlerine, çeyiz sepetlerine, sandıklarına da kendine bu sandıklarda yer ediyor diyebilirim. Tabii aynı zamanda o hoş kokusunun yanında son derece steril etme özelliği de var. Alkol düzeyi dolayısıyla, içeriğindeki o kimyasallar dolayısıyla. Biz kültürümüze bunu aynı zamanda bu nedenle de almış olabilir miyiz hocam? Yani tabii zaten şimdi şöyle, kolonya tarih içerisinde ilk üretildiği zaman, yani 1300'lü yıllarda, 14. yüzyılda şarabın böyle tıbbi aromatik bitkilerle damıtılmasıyla elde ediyor. Ve bu kimya sektörünün gelişip bizim sentetik kimyasallar kullanmamıza kadar da böyle devam ediyor. İnsanoğlunun hayatına ilk giriş şekliyle tam tıbbi bir tıbbi bir fonksiyonu var. Salgın hastalıklara karşı kullanılıyor, dezenfekte etmek için kullanılıyor. Elleri, kumaşları, mobilyaları, alanları artı içerek ve yenilerek de kullanıyor. Şekerin üzerine damlatılıyor, içeceklerin içerisine konuluyor. Ve bu tabii ki yani bizim kültürel mirasımızın, insanoğlunun kültürel mirasının bir parçası olduğu için özellikle o içerisinde tıbbi aromatik bitkiler alkolde çözülüyor tabii. Kendi bakteriyel, antimikrobiyal, antiviral özelliklerini o solüsyonun içerisine geçiriyorlar. Evet. Bu şekilde de bugünkü yani sağlık amaçlı kullanımına, tabii şu an kimyasallar olduğu için bitkilerin özelliklerinden bahsedemeyiz ama alkol tabii yine hala dezenfektan olarak bizim hayatımızda o şeyini de, fonksiyonunu da, sağlık amaçlı fonksiyonunu da sürdürüyor. Çok teşekkür ediyoruz bu önemli bilgiler için. Sevgili konuğumuz tıp tarihçisi Rana Babatçelebi'ydi sevgili seyirciler. Kolonya'nın tarihini anlattı bize değerli konuğumuz.